Tam anlamıyla bir devlerin düello gecesi olacak değerli izleyenler. Hadi biraz masaya yatıralım, biraz sohbet edelim, konuşalım. Levent Kartop konuğumuz olacak. Sevgili Levent Kartop, iyi pazarlar. İyi pazarlar, iyi yayınlar Deniz Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Güzel. Antalya'da hava da güzel, iklim de güzel. 10 numara Son 5 yaz yıldız. Aylarını yaşıyoruz. Şu anda Gayet kıskandım. güzel. Tam anlamıyla olmak istediğim yer olabilir. Yani Antalya'yı çok seviyorum. Özellikle bu Evet. mevsimlerde bence Antalya'nın mevsimi Eylül. Eylül diye düşünüyorum. Yani Kesinlikle. tatil yapalım. Temmuz Ağustos'ta biraz kaçacaksın bunlardan ama ondan sonra dediğiniz gibi Eylül, Ekim Muhteşem. mükemmel. Değil mi? Şu anda Olimpos falan, Beldibi, Çıralı 10 numara 5 yıldız olur. Tatil yapamayan izleyenlerimiz varsa, tatil hakkını Evet. Eylül'de kullanacak olanlar varsa gönderelim mi Antalya'ya? Bekliyoruz. Tamam, Yani peki. bekliyoruz. Yani tam şu anda dediğiniz gibi havası mükemmel. Bir de okullar da açıldı. Biraz da trafik çoğaldı ama deniz kenarları biraz da hafta içi özellikle boş. Muhteşem. Tam zaman. Peki, Trabzon'da bu akşam hava nasıl olacak sizce? Fırtınalı mı yoksa tam bir Eylül akşamı mı? Şimdi geçen hafta Trabzon önemli bir galibiyet aldı deplasmanda. Şimdi bunu sürdürmek istiyor yeni hocasıyla. Tabii eksikleri var mı? Özellikle forvet hattında çok büyük eksikleri var Trabzon'un. Bir de stoper anlamında da. Önemli bir oyuncu kattı bünyesine. Ama tabii o da 3-4 aydır ne antrenman yapıyor ne maçı var. Pepe'nin önemli bir oyuncu. Ama hazır olunca kadar tabii biraz vakit geçecek. Baktığımızda Beşiktaş'ın da değerli yabancıları var. Bugün çok güzel bir derbi izleyeceğiz diye düşünüyorum. Pepe'nin kadroya dahil olacağını düşünmüyorum da hazır olmadığı için. Ama bir morali bir şekilde seyircisinin önünde Trabzonspor tabii kendi saha avantajını kullanmak isteyecek ama Beşiktaş'ta özellikle ön tarafı çok ilginç, süratli Şimdi bir oyuncularla. Trabzonspor'la şu soruyu da sormuş olayım. Son haftada bence çok güzel transferler, çok güzel isimler bünyelerine kattılar. O konuda yani Trabzonlular daha da ümitlendi. Fakat kağıt üzerinde hala 6 galibiyet, 6 mağlubiyet alan bir teknik direktör de görüyoruz. O yüzden bu maç aynı zamanda Bielitsa'nın maçı da olacak diye düşünüyorum. Çünkü büyük takımlara karşı bir zafer elde etmesi de gerekiyor. Trabzonlularla o aradaki bağı kuvvetlendirebilmek için, o güven ortamını oluşturabilmek için. Yani eğer bugün Trabzonspor mağlup olursa işler değişir mi? Yoksa gerçekten bu çok böyle, ne derler, çok stres altında bir maç olmamalı. Önümüzdeki haftalarda daha farklı olabilir mi? Çünkü anladığım kadarıyla Trabzon'da biraz daha böyle, ne derler, beklentiler biraz daha yüksek. Tabii şimdi Pepe transferi dediğiniz gibi beklentileri daha çok yükseltti. Önemli transferler de yaptılar. Hocanın tabii karnesine baktığımızda dediğiniz gibi yani birazcık sallantılı açıkçası. Trabzon halkına, Trabzon seyircisine yani bir oyun sistemi kazandırmak çok önemli. Bunu şu anda gerçekleştiremedi. Yani geçen hafta 5 tane deplasmanda 5 golle kazanmasına rağmen insanlar hala da tatmin olmuyor. Çünkü Trabzon şehri futbolu bilen bir şehir. Mücadele istiyor. O agresifliği istiyor. Özellikle iç sahada, kendi seyircisinin önünde. Abdullah Hoca'nın ilk yaptığı senedeki Trabzonspor şu anda yok açıkçası. Yeni gelen transferlerin uyum süreci de var tabii. Bir ara bir Abdülkerim, Abdülkadir'le de biraz sıkıntısı oldu hocanın herhalde. Bir oynattı, bir oynatmadı. O da bir performans düşüklüğünde yaşandı tabii. O da oranın bir kaptanı sonuçta, değeri. Onun da performans düşüklüğü. Trabzonspor'un tabii bu sonuçları almasına sebep oldu. Ben şuna inanıyorum. Trabzonspor bence devre arasına kadar, girebildiği kadar gidecek. Ondan sonraki yapacağı transferleri hazır olan oyuncularla daha iyi yakalayacağını düşünüyorum. Tabii hocanın karnesi şu anda 50-50. Ama Trabzonspor'un kabulleneceği bir karne değil bu seyircisinin özellikle. O yüzden bu maç çok önemli olacak. Peki Beşiktaş cephesine evet. Bakalım. Beşiktaş da transfer süreci geçirdi ama Beşiktaş'ın diğer takımlardan en büyük avantajı kuşkusuz oyuncuların birbirleriyle olan daha fazla antrenman yapmaları, birbirleriyle daha fazla zaman geçirmeleri. Şenol Güneş'in elinde birbirlerini daha fazla tanıyan oyuncular da var. Böyle bir avantajı da var. Nasıl bir Beşiktaş göreceğiz bugün, bu akşam Trabzonspor karşısında sizce? Beşiktaş'ın şöyle söyleyeyim, oynadığı futbol, Şenol Hoca'nın zaten futbol mentalitesi gerçekten her gittiği kulüpte de onu oturttu. Hücuma yönelik ve çabuk oyuncularla oynamak istiyor. Bunu da çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyor.
Rashica'nın takıma dahil olması, ondan sonra orta sahaya Fernandes gibi adamların böyle kiralık değil de mallık alınması, ondan sonra baktığınızda Kamerun milli takımı santrafor Aboubakar orada, Moleko bir var bir yok ama genel anlamda istikrarlı bir oyuncu. Afrika kökenli oyuncuların çok olması Beşiktaş için biraz dezavantaj olabilir ileriki haftalar. Çünkü Afrika kupası da var biliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani ön tarafı çok süratli oyunculardan kurulu. Özellikle deplasmanda daha iyi iş yapacağını düşünüyorum ben. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bir stoper eksiği vardı. Onu da son dakikalarda transfer ettiler. Onun da hazır olup takıma dahil olmasında şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi. Ben her zaman söylüyorum. Oynadığı futbolla da, coşkulu oyunla da bunu belli ediyor. Ben Trabzonspor'un bugünkü maçta favori olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Fenerbahçe'yi de sorayım mı size Levent Kartop? Fenerbahçe'yi de konuşalım mı? Transferin gerçekten de birincisi diyebiliriz. Galatasaray'da son anda bir atılım yaptı ama Fenerbahçe bu sene tam böyle takım oyuncuları da almaya başladı. Ve İsmail Hoca doğru hamleler de yaptığını düşünüyorum. Sonuçta camiaya yakın bir insan. Geçen seneden beri takımı da izliyordur, biliyordur zaten. Nerelere eksik olduğunu o da araştırmıştır. O da değerli bir hoca. Gerçekten de Fenerbahçe için her şeysini veren Fenerbahçe'nin bir ailesinden birisi. Baktığımızda iyi transferler yaptı Fenerbahçe'nin. Önemli değerler aldılar. Özellikle yani forvet hattına yani kim hayır demez, yaşı kaç olursa olsun önemli bir Dzeko gibi oyuncunun Fenerbahçe'de forma giymesi büyük bir başarı. Baktığımızda çok dünyanın yani özellikle bu Avrupa Kupası Avrupa Şampiyonası'nda Ljković'in önemli penaltı kurtarışlarıyla önemli bir kaleci aldılar. Değerli bir kaleci aldılar. Geçen sene kaleciden dilleri yandı biliyorsunuz. Hı hı. Kaleci deyip geçmeyin. Muslera gibi bir oyuncu Galatasaray'ın bir puanı resmen. Ljković de bunlardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Çok büyük bir değer kattı. Defans hattına önemli oyuncular aldı. Tadiç gibi usta bir oyuncu aldı. Alex'in yerini doldurur doldurmaz mı hep söyleniyordu. Ama bence Tadiç bu işi çok güzel de yapıyor. Sebastian deseniz o şekilde. Çok değerli oyuncular aldı bünyesine. İrfan Can'ın performansının arttırması bu değerli oyuncularla birlikte o da katkı sağlıyor takıma. Cengiz Ünder'in gelmesi. Ferdi zaten şu anda sakat daha oynayacak o da inşallah en kısa zamanda. Fenerbahçe çok önemli yıldızlar kattı diye düşünüyorum. Hı hı. Ve de bir takım oyunu başladı İsmail Hoca'dan. Peki sevgili Levent Kartop çok teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar diliyoruz. Yorumlarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Herkese de başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Umarım bol gollü maçlar İzleriz. Cuma başlangıcı gibi bir başlangıç olur. Özür dilerim. Cumartesi başlangıcı gibi bir başlangıç olur bugün de. Olur. Bugün güzel maçlar var. Ben inanıyorum olur yani. Artık bol gollü maçlar izlemeye özledik yani. Gerçekten de özledik. Futbol değerimiz artsın. Futbol kalitemiz artsın. Kuşkusuz. Çok teşekkürler. İyi pazarlar. Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Sağ olun.